Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Alpay Azap, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin COVID-19 vakası ülkelerdeki zirvesine 8-9 haftada ulaşıyor. Yaklaşık 60 günde zirve yapıyor. Hastalığın ilk ortaya çıktığı tarihi 11 Mart gibi açıklandı. İlk vaka demek ki 60 gün, 3-4 hafta daha var açıklamasını yaptı. Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya bugünkü yazısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son açıkladığı rakamlara bakıp Türkiye'de COVID-19 pike ulaştı diyebilir miyiz? Yani koronavirüsün diğer ülkelerdeki seyrinde olduğu gibi en üst seviyeye ulaşıp aşağı doğru iniş yaptığı aşamasına gelindiğinden söz edebilir miyiz? COVID-19'a yakalanmış olan hastaların başında bizzat bulunan, aynı zamanda Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi olan hekimlerle konuştum. Hepsi istisnasız aynı cümleyle başladı. Henüz değil ifadesini kullandı. Başından bu yana tespitleri, geleceğe yönelik öngörülerinde yanılmayan Ankara Üniversitesi öğretim görevlisi Profesör Doktor Alpay Azap ile dün sabah sohbet ederken güzel bir benzetme yaptı. Nasıl ki farklı ülkelerde virüsün yayılma seyri farklı oldu, bizim şehirlerimizi de bu ülkeler gibi düşünmemiz lazım. Çin'de başladı, zirvesini gördü ve aşağı doğru indi. Ardından İtalya'da aynı durum oldu. Bizim şehirlerimiz için de aynı seyirde geçer. Hastalığın ilk görüldüğü gün esas alınarak bakılmalı. Bu durumda hastalığa ilk rastlanan yer İstanbul olduğuna göre zirve için nasıl bir hesap yapılmalı? Bilim kurulu üyesi de olan Profesör Doktor Azap'ın yanıtı her zamanki sakinlik ve netlikte oldu. COVID-19 vakası ülkelerdeki zirvesine 8-9 haftada ulaşıyor. Yaklaşık 60 günde zirve yapıyor. Hastalığın ilk ortaya çıktığı tarihi 11 Mart gibi açıklandı ilk vaka. Demek ki 60 gün, 3-4 hafta daha var. Buna bir de iniş sürecinin eklenmesi gerekecek. Profesör Doktor Azap sohbetimizde bir noktaya daha dikkat çekti. Koronavirüsle ilgili testlerde sıkıntı yaşıyoruz dedi. Nedenini de şöyle özetledi. Testle ilgili bir takım sıkıntılar var, hem testin kendisinden hem de hastalığın özelliğinden kaynaklı. Virüs kendisini göstermeyebiliyor. Örneğin hastanemiz İbn-i Sina'da iki vefatımız var. Her ikisinde de COVID-19'dan olduğu konusunda şüphemiz yok, ancak birinde test negatif gösterebildi. Zaten başından beri testlerle ilgili sorunla karşılaşıldığı için üçer gün arayla yapılıp ardışık negatif negatif veya pozitif pozitif sonuçlarını görmek gerekiyor. Bunları vefat edenlerde uygulamak olası olmadığı için bazen sorun yaşanabiliyor.